Kazakistan'da doğal gaza zam bahanesiyle başlayan olayların ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in çağrısıyla ülkeye giren Rusya, ülkede katliam yapmaya başladı. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün çağrıya olumlu cevap vermesinin ardından binlerce askerini Kazakistan'a gönderen Rusya, ülkeye ayak bastığı andan itibaren katliama başladı. Rus medyası Rus paraşütçülerinin Almatı şehrinin büyük kısmını militanlardan kurtarmasının 48 saat sürdüğünü yazdı. Rus paraşütçülerinin ve özel kuvvetlerinin Kazakistan'a transferi sayesinde Rus kuvvetlerinin Kazakistan'a geldiği andan itibaren sadece 48 saat içinde şehrin çoğunu silahlı suçlulardan kurtararak birkaç yüz militanı ve radikali yok ettiği belirten haberde durum öyle ki Kazakistan'da konuşlanan Rus kuvvetleri durumu hızla değerlendirerek militan birimlerde ilk ciddi kayıpları ilk saatlerde vererek onları geri çekilmeye zorladı. Bundan sonra radikallerin kalıntılarını bitirmeye başladı. Olayların kronolojisine göre 6 Ocak 2022'de militanlar Almatı'nın çoğunu ele geçirdi, şehrin en önemli tesislerini tamamen kontrol etti ve Almatı'nın son direnen ilçelerini kontrol etmeye çalıştı. Öğle saatlerinde Rus birlikleri Almatı'ya ulaşır ulaşmaz durumun kapsamlı bir değerlendirmesi başladı ve militanlar ilk kezici yenilgiye uğradılar. Akşam saatlerinde Rus birimleri Almatı Uluslararası Havalimanı'nı radikallerden tamamen temizlemeyi başardı ve kontrolü yeniden ele geçirdi. Şehrin tamamında militanların bir kısmı direnmeye çalışırken imha edildi, diğer kısmı kaçtı. 5 saat daha sonra radikaller inisiyatifi ele geçirmeye çalıştı ve Almatı'nın güney kesiminde bir saldırı başlattı, direnmek ve keskin nişancıları yerleştirmek için bir televizyon kulesini ele geçirmeye çalıştı. Yine de saat 3'e kadar radikallerin ana güçleri yok edildi. 7 Ocak'ta saat 20'den itibaren teröristler daha da büyük kayıplara uğradı ve şu anda şehrin orta kesiminde yaklaşık 1000 militan var ve burada güvenlik güçleri ve Kazakistan ordusu tarafından da sistematik olarak ortadan kaldırılıyorlar, Rus birlikleri tarafından olduğu gibi. Uzmanlara göre Almatı'daki terörle mücadele operasyonu pazartesi sabahına kadar tamamlanabilir denildi. Rus medyası ayrıca göstericilerin Rus ordusuna beklenmedik bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Sabah saatlerinde başlayan çatışmalarda silahlı radikallerin şehrin orta kesimini taramakla meşgul olan askeri ve güvenlik güçlerine karşı birkaç karşı saldırı başlattığı kaydedilen haberde militanların karşı saldırıları başarıyla püskürtüldü. Almatı'nın orta kesiminde çok yoğun silah sesleri duyuldu. Radikallerin beklenmedik bir şekilde terörle mücadele operasyonuna katılan güvenlik güçlerine saldırdığı bildiriliyor denildi. Azerbaycan medyasında Kazakistan'da yaşanan olaylar ilgili yapılan Kazakistan'da neler oluyor? 7 soru ve 7 cevap başlıklı haberde Orta Asya'nın en zengin ülkesi Kazakistan'da protestoların dünya gündemine hakim olmaya devam ettiği kaydedildi. İlk olarak Kazakistan'da protesto gösterileri neden başladı sorusu sorulan haberde, petrol ve doğal gaz açısından zengin olan Kazakistan'da devlet bu yakıtların fiyatlarını kontrol ediyor. Küresel enerji piyasasındaki son olayların ardından hükümet, fiyatlar üzerindeki kontrolünü kaldırdı. Böylece, araçların %70-90'ının sıvılaştırılmış gazla çalıştığı Kazakistan'da, 1 Ocak'tan bu yana akaryakıt fiyatları iki katına çıktı. Protesto gösterileri nasıl gerçekleşti? Kazakistan'ın batısındaki Mencistav bölgesindeki Canözen kentinde hafta sonu başlayan protestolar ülke genelinde birçok şehre yayıldı. Salı günü ülke genelinde protestolar düzenlendi. Kazak hükümeti ülkedeki internet erişimini derhal askıya aldı. Daha sonra güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmaların görüntüleri yayınlandı. Protestolar sonucunda ne oldu? Hükümet, artan akaryakıt fiyatlarına karşı protestoların ardından istifa etti. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin'in istifasını kabul ettiğini açıkladı. Milletin babası olarak bilinen kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev, Milli Güvenlik Kurulu'ndaki görevinden de ihraç edildi. Protestocular Nazarbayev'in ülkeyi yöneten bir gölge lider olduğunu söylüyor. Nur Sultan Nazarbayev nerede? Olayların başladığı andan itibaren Nazarbayev'in nerede olduğu merak edildi. Nazarbayev'in ülkeden ayrılarak Rusya'ya gittiği veya kaçırıldığı söylentileri dile getirildi. Ancak Nazarbayev'in sözcüsü Aydos Ukibay, Nazarbayev'in başkent Nur Sultan'da bulunduğunu, bir dizi istişare toplantıları gerçekleştirdiğini, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile doğrudan temas halinde olduğunu bildirdi. Nazarbayev'in dost ülkelerin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını belirten Ukibay, kurucu cumhurbaşkanının mevcut zorlukların üstesinden gelmek ve ülkenin bütünlüğünü sağlamak için halka cumhurbaşkanı Tokayev'in etrafında birleşme çağrısında bulunduğunu kaydetti. Uluslararası toplum ne diyor? Mevcut Kazakistan hükümeti, protestoların yurt dışından desteklendiğini belirterek büyük şehirlerde terörle mücadele operasyonları başlattı. Benzer yorumlar Rus devlet medyasında da bulunabilir. Beyaz Saray sözcüsü Jen Saki, Amerika'nın Kazakistan'daki olaylarla ilgili suçlamasını Rusya'nın çılgınlığı olarak nitelendirdi. Kazakistan ve Rusya arasındaki ilişki nedir? Kazakistan nüfusunun 5'te biri etnik olarak Rus ve Rus lider Putin kendisini ülkeye yakın görüyor. Kazakistan'da Rusların kiraladığı bir uzay limanı da var. Rusya, kolektif güvenlik antlaşması örgütü adı altında Kazakistan'a asker gönderdi. Çin'in konumu nedir? Çin, Kazakistan'ın komşularından biridir. Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'ne göre Çin, 2005 ile 2021 yılları arasında One Belt and One Road projesine 34 milyar dolar yatırım yaptı. Çin medyası, Kazakistan'da yaşanan ve asıl amacı Rusya ve Çin'i devirmek olan olayların arkasında Amerika Birleşik Devletleri müdahalesinin olduğunu da aktarıyor denildi. Azerbaycan Ana Vatan Partisi Genel Başkanı Fazail Agamali, Kazakistan'da yaşanan olayları değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Tokayev'in Cumhurbaşkanı seçildikten sonra çeşitli şekillerde halkın büyük sempatisini kazanan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı olarak tek söz sahibi olan Nur Sultan Nazarbayev'in imajına son vermeye çalıştığını ve bunu başardığını söyledi. Modern Kazakistan devletinin Nazarbayev'in eseri olduğunu belirten Agamali, Nur Sultan Nazarbayev'in Türk devletlerinin birleşmesi için çok ciddi ve istisnai bir katkısının olduğunu herkes biliyor. Hem Türk Konseyi'nin hem de Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunda yaptığı hizmetler yadsınamaz. Kremlin bu konuda çok önemli bir ülke olan Kazakistan'ın Rusya'nın etkisi altında olduğunu kabul edemedi. Bu bağlamda Rus siyasi çevrelerinde, parlamentoda ve hatta onu bir devlet olarak gören ve Kazakistan'ı Rusya'nın tarihi bir toprağı olarak sunan Putin ve Lavrov düzeyinde Kazakistan'a saldırılar oldu dedi. Kazakistan'daki olaylardan sonra Azerbaycan dahil diğer Sovyet sonrası ülkelere karşı tehlikeli senaryoların başlatılıp başlatılmayacağını değerlendiren Agamali, her halükarda Azerbaycan için ciddi sorunlar oluşturabilir. Ermenistan biliniyor. Gürcistan'a gelince Rusya yanlısı Ivanishvili orta konumda olmasına ve tarafsızlığını sağlamasına rağmen Moskova'nın ülkeyi ele geçirmesi ve orada gücünü tesis etmesi zor değil. Bunların da hazırladığı planın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Böylece aslında bugün Putin'in Rusyası Baltık ülkeleri hariç eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki konumunu güçlendirme ve bu ülkeleri tam kontrol altına alma niyetini gizlemiyor. Kısacası bugün Tokayev sadece Kazak halkına değil, tüm Türk dünyasına, Orta Asya kardeş cumhuriyetlerine ihanet etmiş ve onların ileride ciddi sorunlarla karşılaşmasının önünü açmıştır diye konuştu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Türk Devletleri Teşkilatından değil de Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünden yardım istemesini değerlendiren Agamali, bu aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatının da bugününe ve geleceğine en büyük darbedir. Çünkü Kazakistan bu projenin başlatıcılarından biri, bu projenin uygulanmasında önemli rol oynayan bir ülke. Bu sürecin merkezinde Azerbaycan, örgütün yazarları ve liderleri Türkiye ve Kazakistan'dır. Bu üç ülkenin gelecekte Türk Devletleri Teşkilatını Türk Devletleri Birliği'ne dönüştürmek istediği ve dönüştürdüğü anlamına geliyordu. Bunu Tokayev'den beklemek imkansızdı. Çünkü aslında bu senaryo başından sonuna kadar Tokayev ve Kremlin'in ortak projesiydi. Tokayev, gücünü güçlendirmek ve Nazarbayev'in fikirlerini engellemek, Nazarbayev'in Kazakistan'daki imajına darbe indirmek ve Rusya ile birlikte buna son vermek istiyordu. Kazakistan'da sınırlı bir Türk devleti birliği olsaydı, Kazakistan'ın bağımsızlığı için en ufak bir tehdit oluşturmazdı. Ama aslında Rusya orada belirleyici bir rol oynuyor dedi.